yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar, bugünkü videomuza geçmeden önce sizden ricam, yorumlar kısmına hangi ülkeden ve hangi şehirden bu videoyu izliyorsanız yazarsanız çok mutlu olur. Şimdi hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere oyunun belli dönemlerinde ama hangi dönemlerinde olduğunu bilmediğimiz oyuna bazen gizli görevler geliyor. Bunun hakkında size yeni bir gizli görev olma ihtimalini göstereceğim. Bir arkadaşımız yazmış, onun yorumunu da paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü onun sayesinde orayı gördüm. Ondan sonra yeni M7 RP geliyor biliyorsunuz birkaç güne. Onunla alakalı da arkadaşlar bir video paylaşacağım. Şimdi ondan önce hemen birkaç soru var, onları cevaplayalım. Muhammed Kadir abi soru, PUBG Mobile'in 1.8 betasında ayak ışığı vardı ama şu an göremiyorum veya nereden alındığı hakkında hiçbir fikrim yok. Sen biliyorsan söyler misin? Şimdi şöyle arkadaşlar, 1.8 güncellemesinin betasında biz size her şeyi gösteriyoruz betada. Ama bazen betada biliyorsunuz bazı şeyler hemen gelmiyor veyahut da sonra ekleniyor. Ondan dolayı hepsini gösteriyoruz. Ama şu an normalde betada olan neredeydi? Şu ödülleri al kısmında. Bu arada burada böyle bir sıkıntılar oluşuyor yine. Ben anlamıyorum yüklemeden. Burası değil mi? Sezon kısmında arkadaşlar normalde buraya eklemeleri lazımdı ama şu an gözükmüyor. Yani şu an ayak ışığı yok. Ama gelir illaki. Gösterdiklerine göre. Hemen bir sonraki sorumuz. Abi soru, ben başlarken oyun beni aniden oyundan atıyor. Gene girmek zorunda kalıyorum, lütfen al. Şimdi mobil misin, emülatör müsün? Mobilsen belki cihazında bir ısınma oluyordur, sıkıntı vardır. Veyahut da oyun dosyalarında eksik bir şey vardır. Veya da değiştirmişsindir, bir şey yapmışsındır, ondan atıyordur. Emülatörsen emülatörünü güncelle. Bilgisayarla alakalı sıkıntı olabilir. Bunların hepsini bir dene derim. Veyahut da oyunu tekrar sil, kur. Belki düzelir. Abi soru, bende joystick botlar gibi oldu. Botlar nasıl gidiyorsa ben de yani koşamıyorsun, yürüyorsun. Tuş ayarlarını sıfırla. Sen de hani mobil misin, emülatör müsün bilmiyorum ama tuş ayarlarını sıfırla. Olmuyorsa da belki o joystick'in gereğinden fazla büyüktür. Ve sen hani koşma yaptığında koşmaya doğru gitmiyordur, sadece yürüyordur. Onu joystick'i biraz küçült derim. O da olmuyorsa oyunu bir sil kur, belki düzelir yani. Şimdi sorularımız bu kadar. Gelelim şu olaya. Hemen gösterelim. Kerim soru. Başarım görevlerinde maçlar bölümünde görevlerin sayısı bir tane artmış ama görev gözükmüyor. Yeni gizli başarım görevi olabilir mi? Şimdi bunu görünce ben direkt dedim başarımlara gireyim. Maçlar kısmı burası değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlar tamamlanan görevler. Ve burada biliyorsunuz bir sürü gizli görev yaptık. İşte zayıf bağlantı, istifçi, bana kim vurdu, böyle takım olmaz var falan filan derken böyle bitirdiklerimizi gösteriyor. İniyoruz. Burada bitirmediklerimiz var değil mi? Şunlar benim yani, daha doğrusu belki siz yapmışsınızdır. Ve buraya bir tane daha geliyor bitirdiğimiz. Normalde bunun üstte olması lazım. Şimdi burayı anladık, belki karışmışlar. Şöyle yapınca da tamamlanmamış görevlerde de bu gözüküyor. Yani arkadaşlar şu kısımda aslında bu değil de bir tane gizli görev gözüküyor olabilir. Yani oluyor olabilir. Bunun araştırmasını yapacağız. Gelmiş de olabilir. Eğer gizli görev olursa zaten hemen videosunu çekeriz. Kanalımızın oynatma sitesinde de zaten bütün gizli görevler var arkadaşlar. Yapamayanlar, yapmamış olanlar oradan da yapabilirler. Eski görevler falan aktif yani. Şimdi gizli görev kısmı bu şekildeydi. Neye geçiyoruz? Royal Pass kısmına. Şimdi Royal Pass'ta biliyorsunuz şöyle bir müziğimizi biraz sesini kısarsak arkadaşlar. Videosunu çekmiştik ama şimdi arkadaşlar resmi şöyle bir trailer var. Şu trailer'ı ilk izlediğimde benim aklıma direkt şey geldi. Antik gizem modu. Yani Allah Allah dedim, acaba geliyor mu? Çünkü RP biraz böyle o taraflar gibi başlıyor. Hani çöl şeyiyle beraber şu yandaki işaretlere falan bakarsanız piramitlerdeki şeyler yani. Ama bunların çıktığı yer arkadaşlar, böyle bakarsanız müze gibi bir yer. RP ile bu 3 set geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci bir seviye. Bu öbürkü 50 seviye. Bir diğeri de arkadaşlar. Bu diğer taraftan aldığımız set. RP'nin. Şimdi burada da RP'de gelecek bütün ana ödülleri gösteriyor. Böyle bir silah desene geliyor.
Bu geliyor M16 A4. Bıktığımız, artık illallah dediğimiz 2 RP'de bir gelen desen. DP hoşuma gitti. Birinci seviyede veriyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben M7 ödüllerinde göstermiştim ama DP'yi göstermemişim orada. Eski RP'nin silahı gözüküyormuş. Burada da arkadaşlar evet 3 seviye porselen kaskımız. Ve motosiklet deseni var arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi. Animasyonun kısmı falan güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Yani gayet güzel. Evet. M7 RP ile alakalı arkadaşlar. Trailer'da bu şekilde. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Gördüm. Silah değişmiyor ya. Böyle bir şey yok ya. Gördüm. Arka gelecek Zafer, dikkat et. Burası gelecek komple. Hepsi buraya doğru gelecek. Yerimiz güzel. Ses duyuyorum o taraftan. O tarafa gidiyorlar zaten. Sakin et. Evet. Buradan geliyor. Gördüm. Burada. Duvar arkası. Önüne attım bombayı. Gitme oraya, gitme oraya. Bomba attım oraya. Tam önüne. Öldü o. Öldü, öldü. Bombayı öldü. Aa, nasıl ölmedi? Biraz arkasına gitti. Çıkacak öldü. O, çıkacak. Alan ölmezse bana ölecek. Gelecek. Başka çaresi yok. Bende içecek var mıydı ya? Yok. Bir kişi kaldı. O nerede? O da bu arkalardan girmiş olabilir ha. Ses. Bu birinci kat herhalde. Sağdaki. Ben ses almıyorum şu an. Belki ses aldın mı? Atladı. Gördüm. Sağda. Yattı oraya. Hadi. Görüşürüz lobide. Bize oturdu. Yattı oraya, gördüm çünkü. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.